Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Odalara girdim böyle. Günlerden nevresim değiştirme günü. Kızlarınkini söktüm. Şimdi temizlerini takacağım. Şu çarşafı da alacağım oradan. Böyle bir güne giriş yapayım dedim. Hatta odanın camını da açayım. Azıcık havalansın. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kendi nevresimlerimi de sökeceğim. Hepsi makineye sığmayabilir. İki seferde yıkarım diye düşündüm. Şöyle camı da açtık, havalansın. Şu çarşafı alayım. Çarşafı da söktüm. Şimdi bunları bir sefer atayım. Ne yapacağım? Yatakları süpüreceğim. Makinamın koltuk başlığını takayım. Yatakları bir süpürelim. Ondan sonra nevresimleri geçireceğim. Benim nevresimleri de söktüm. Dedim bu sefer bunu takayım. Bunu bayağıdır takmadım, geçirdim ama bu benim annemin çeyizime aldığı ilk nevresim takımı. Da şöyle bir sıkıntısı var. Çarşafı bu yatağı biraz şöyle gerdiriyor. Gerçi kaç senelik, 14 senelik dikişleri falan artık şey oldu ama yorgan yüzü falan hala mis gibi. Dediğim gibi çeyizimden bir 14 senesi var arkadaşlar. Lastikli çarşaf, normal çarşaf değil işte, bir tık şey oluyor yani, yanlardan gerdiriyor. Epeydir de takmadım bunu. Dedim bunu geçireyim. Yastık kılıflarını da geçireceğim şimdi. Tacın bu kumaşı falan çok güzel. Bunu çok seviyorum aslında. Anne. Efendim anne. Ben de o kumaşı seviyorum. Bunu da geçen gün yıkadım, mis gibi yumuşatıcı kokuyor. Bu hemen kuruyor, kapütön olduğu için. Halen da mis gibi kokuyor valla. Şimdi kızlarınkini geçireceğiz değil mi Duru? Kızların nevresini evet. Bakayım. Onlarınkileri de geçireceğim. Evet. En son süpürürüm artık. Okul saati geliyor. Okuldan geldikten sonra her yeri süpürürüm. Örtüyü de serdim. Komodinler toz oldu tabii. Başlığı maçlığı hepsini sileceğim ama odayı önce süpürmem lazım. Büyük makinamı kuracağım bugün. Okul saati geliyor. Kızı bırakıp geleyim. O sırada zaten kızlarınkini de geçireceğim. Şimdi biraz daha vakit var. Okula gidip gelirim. Ondan sonra güzel buraları süpürürüm. Önce Durucu'nunkini geçiriyoruz. Her yer tozlu Duru. Değil mi? Evet, değişti şey ya. Eli salı bak Duru. Battaniyen burada. Bak. Annem ben battaniye seviyorum, biliyor musun? Ama bu örtü niyetine seviyoruz Duru. Evet. Tamam mı? Battaniye size olmaz, daha düzgün duruyor. Şimdi ablanınkini de geçireceğim. Onu da sereceğim. Ben içeri de battaniye burada. Kızların yatakları da tamam. Sadece her yer çok tozlu, süpürülecek. Bu arada yatakları süpürdüm koltuk başlığıyla. Önce yatak odasını, sonra burayı alırım da, dediğim gibi okul saati geliyor, ancak bunları yapabildim. Şuraların falan hep tozu alınacak. Evet, bir parça attım. Benimkileri de şöyle iç içe katladım. Onları da sonra yıkayacağım. Kızlarınki bir yıkansın. Okula gidiyoruz nihayet. 15 gün sonra asansörü yapmışlar. Değil mi Duru? Durucuğum merdiven çıkarken hep yoruldum diyordu. İnmek bir şey değil de. Zemin kata geldiniz. Aa, bak ses de koymuşlar. Zemin kata geldiniz diyor.
Eskiden sesi çıkmıyordu bu garibimin. Vallahi. Ay bir daha bozulma tamam mı canım? Haydi. Market dönüşü zor oluyor. Evet ses falan koymuşlar. Hoş geldiniz diyor. Birinci kattasınız diyor. 13 milyar para tuttu bu arada. Daire başına da işte para düştü. Tabii ev sahipleri yaptırdı da. 13 milyara yapıldı asansör. Zil çaldı. Koş koş koş. Durucumu bırakıp geldim. Markete uğradım tabii ki. Azra benden bisküvi pastası istemişti. Pudingle süt falan alayım, bisküvi alayım dedim ama tabii ıvır zıvır da aldım onlara. Dün akşam aranıyorlardı, ıvır zıvırları bitmiş. Dün akşam öyle bakınıyorlardı sepete. Azra dedi, anne dedi bisküvi pastası yapar mısın? Canım çok tatlı çekiyor diyor. Artık o da böyle bazı dönemler çocuğun canı acayip tatlı çekiyor. Ben dedim yarın sen okuldan gelene yaparım dedim ona. Şey yaptım. Şöyle dörtlü alayım da dedim. Büyük borcama şu bir litrelik pudingden yapayım dedim. Yumurtanın da sabah sonunu kırmıştık Duru'yla. Yumurta aldım. Ha, bir tane de şöyle süt aldım işte. Kantinden simit aldım ona. Gelince şimdi acıktım der. Seviyor böyle şeyleri. Pastasını yapayım dolaba atayım. Azra şu pastasını dolaba atayım dedim. Evi süpürmeden her yeri süpüreceğim. Şöyle 1 litrelik pudinge ben kakaoyla şeker ilave ediyorum. Çok güzel oluyor. Her yere sıçrattım. Çok güzel oldu. Kakao sıçradı. Aman şey puding sıçradı. Neyse süpüreceğim zaten de. Şöyle ekstra bir kaşık kakao atacağım. Bir kaşık dolusu. Önce şeker atayım gerçi. Şöyle 2 kaşık kadar da şeker. Tadı daha güzel oluyor pudingin. Makinede bitti. Nevresimleri şeye asayım. Balkona hepsini asayım iplere. Yemeklerim de az az kaldı. Yanlarına ne yapsam bilemedim. Birazcık nohut var. Çok az pilav kalmış. Pilavı saymayayım hatta da yemekte birazcık var. Yanına ne yapsam bilemiyorum. Bir tencere yemeği bitirmişiz. Rıza çok seviyor. Sade de yediği için ekmeksiz bile yiyor yani. Bakacağım artık. Şu evi süpürünce bir şeyler ayarlarım. Ya yine çorba makarna ilave ederim yanına yemeğin. Bakalım. Evet kızların pastası hazır arkadaşlar. Şimdi dolaba kaldıracağım. Üzerini de örteyim. Afiyetle yesinler bakalım. Hemen tezgahımı temizledim arkadaşlar. Buraya da bir Türk kahvesi attım. Biraz böyle başım ağrıyor. Evde bir tane orkestçi yok. Allah'tan çok yoğun değil de. Bir kahve içeyim bakalım.
Şöyle hurma koydum. Seçal'ın hurması çok güzel çıktı bu arada, yumuşacık. Zaten geçen sene de aldığımız için tadını biliyordum. Bu senekiler de güzel yani, oradan alabilirsiniz. Hadi bana afiyet olsun bakalım. Saati 3:30 yaptık. Azra geldi şimdi. Yatak odasıyla çocuk odasını süpürdüm kahve içtikten sonra. Tabii şimdi kombinlerin falan tozunu alacağım, toz beziyle. Başımın ağrısı var ya, artmaya başladı. İlaç yok evde. Rıza gelsin. Muhtemelen onun çantasında vardır. Yoksa da artık ilaç alınacak valla. Salon kaldı, mutfak kaldı. Koltukları alacağım. Bugün böyle bir işim bitmedi yani, bir oturamadım. Bir kahve içerken işte bir 10 dakika oturdum, şöyle bir yorumlarınıza falan göz attım. Öyle neyse, bir gün gezince bir gün iş yapıyoruz. Yapmayınca olmuyor. Yemeklerin yanına da ilave bir şey düşünmedim ama birazdan mutfak işim de vardı artık. Süpürme işi bittikten sonra yani. Şimdi Azra'yı bir bakayım ne yiyecek, ona bir bakayım. Ondan sonra da salonu falan süpüreyim, mutfağı alayım. Bir de şu kombinlerin tozunu alayım. Çok fenayım Duru. Geçmiyor. Saat 12'ye geliyor. Yeni gelebildim arkadaşlar. Kafamı ancak toparladım. Şu 1,5 saattir falan iyiyim. Bana saat 4'ten sonra bir baş ağrısı vurdu. Anlatamam size. Şu kaşımın üstü var ya, çatlayacaktı. Böyle döve döve döve. Evde bir de ağrı kesici yok. Söyledim ya size. Üst kat komşuma sordum. O da dedi ki parol var Elif dedi. Parol zaten hiç tesir etmiyor. Beni diklofram geçiriyor yani, bize o iyi geliyor Rıza ile. Her neyse, Rıza'yı aradım. Ben de var dedi, çantamda dedi işte. Onun işten gelmesini bekledim. O da 5:30-6'ya doğru geliyor mu? Yatak odasına geçtim ama buramı böyle dövüyorum. Yatağa yattım. En son artık dayanamasaydım Rıza'ya diyecektim ki hani erken gel. Neyse bekledim onu. İlacı içtim. Kaç saat sonra böyle kendime geldim, gözümü açabildim. Migren miydi? Tansiyonum mu oynadı? Tabii tansiyon aletimiz yok bizim. Hani bakamadım. Aslında bulundurmak lazım evde, öyle söyleyeyim. Yani bir şey yaşadım, anlamadım. Benim tahminim, benim göz rahatsızlığım artık başıma vuruyor. Bu aralar benim çok olmaya başladı, sık olmaya başladı. Benim gözler iyice, çünkü uzağı artık ben görmüyorum. Yani şu, mesela bu koltuktan şu televizyondaki yazıları ne okuyabiliyorum, ne de insanların yüzünü seçebiliyorum. Böyle ekrana yaklaşınca anlıyorum, biliyor musunuz? Benim en acilinden bir göz doktoruna gitmem lazım. Ama sırf gözlük takması var diye ben bunu hep yıllardır erteliyorum. Muhtemelen derecesi arttı zaten. Her neyse, şu an iyiyim çok şükür. Instagram'a hatta story atmıştım. Bir sürü oradan tavsiye geldi. Ayva ye diyenler oldu. İşte bir şey yağları sür yazanlar oldu. Nane yağı mıydı? Nane yağı sür Elifçim diye, ama tabii evde yok öyle şeyler. O saatte de bulamam. Ayva iyi geliyormuş mesela. Limonlu Türk kahvesi dediler. Size de söyleyeyim de aklınızda olsun. Başka ne dediler? Vardı yani buna benzer, yine şunu kullan, bunu kullan diye. Hiçbirini yapamadım. Hani ilaç tesir etti ama tabii benim o kafamı toplamam biraz zaman aldı. Her neyse. Bir de akşam canım sıkıldı tabii ki bir olaya. Onu da herhalde kafaya taktım ben. Tam böyle mutfağa geçtim. Yemek faslı ayarlayacağım. Rıza işte aradı beni. Elif dedi ev sahibi aradı. Evden çıkın diyor dedi. Tabii insan bir şey oluyor yani, böyle beklemediğim bir şey. Aslında şöyle, beklemediğim bir şey değil. Hani bir katakuli yapacağı belliydi. Çok ilgilenmediği için bizle ya da sorunlarımızla falan. Böyle bir atak bekliyordum onda. Muhtemelen yine kiraya zam yapmak istiyor. Aslında Aralık ayında yeniledik zamı, biliyorsunuz. Bir taktik uyguluyor. Kendim oturacağım demiş. Evden çıkmanız gerekiyor falan demiş ilk başta. Sonra Rıza biraz böyle konuşunca falan, bir iki ay sonra tekrar arayacağım ben sizi demiş. Zemin yapıyor diyeyim ben size. Evden çıkmamızı istiyor ya da çok yüksek bir fiyata zam yapmak istiyor herhalde. Normalin üstüne fazlasıyla bence çıkmak istiyor. İşte sizin oturduğunuz fiyata artık 1+1'ler var falan demiş hatta. Ama biz mevcut kiracıyız. Hani dün taşınmadık. Amacı kendim oturacağım deyip bizi çıkartıp
burayı 5000'e, 6000'e, belki de 6500'e kiraya vermek artık uçtu ya kiralar. Şu an ona az geliyor tabii verilen kira. Bilemiyorum, güzel bir taktik. Ben oturacağım, siz çıkın falan. Ama kendisi oturmayacak yani. Biz öyle düşünüyoruz. Rıza da demiş ki hani siz bizi şu anda yani nasıl çıkartacaksınız? Biz 12. ayda sözleşme yeniledik. Daha 8 ay var. Hani siz 12. ayda bana bunu belki söyleyebilirsiniz ya da öncesinde söyleyebilirsiniz. Daha 8 ay var demiş hani. Biz hemen çıkamayız demiş. Hemen ev nasıl bulunuyor? O zaman demiş bir iki ay sonra, yani bir iki ay içinde ben sizi tekrar arayacağım demiş. Bir şeyler netleşince demiş. Yani anlayacağınız yol yapıyor arkadaşlar. Evden çıkmamızı istiyor. Ona da tabii biraz canım sıkıldı. Zaten kafam ağrıyordu. İyice böyle kafamda kura kura kendi kafamı da iyice ağrıttım yani. Ha ne olur, illaki bir uzlaşmaya varılır ya da varılmazsa da bir şeyler olur ama yani istemiyor bence. Daha yüksek fiyata kiraya vermek varken istemiyor bence. Hayırlısı olsun. Allah herkese kendi evini almayı nasip etsin. Hep böyle olmaz tabii. Hep tabii ki kiralarda oturacak değiliz. Mutlaka bizim de ileride olur diye düşünüyorum ama şu anda hani yazarsınız bana Elif'ciğim işte kirayı ödeyeceğim parayla ev öde, ev alın falan diye. Ev almak artık çok geçti arkadaşlar. Öyle hani bankalar da çok yüksek kredi artık herkese vermiyorlar zaten. Ben arabamı satsam da üzerine çok yüksek bir kredi almam lazım. Şu anda böyle bir şey mümkün değil. O yüzden hani ev alın diye yazanlar olacak şimdi ama kolay değil o işler. Ama Allah herkese nasip etsin. Benle birlikte almak isteyen, kirada olan herkese bir an önce kendi evine almayı nasip etsin. Öyle bakalım. Bize de bir gün nasip olur. Ama ev sahiplerinin yaptıkları hiç hoş değil. Öyle kiracısını bir gün böyle pat diye arayıp da evden siz çıkın ben oturacağım demek hiç hoş değil. Eğer gerçekten geçerli bir mazereti yoksa, hani olur ya yok Almanya'dan oğlum gelecek, yok oğlumu evlendireceğim, yok kızım oturacak, hani bunlar artık klişe oldu. Kendisi oturacağını asla düşünmüyorum. Ne bileyim, bekliyordum ama onlardan böyle bir atak, yani ilgilenmiyorlardı çünkü. Böyle yani, ona da canım sıkıldı biraz zannedersem ama su akar yolunu bulur her şey, hayırlısı olsun. İlla ki bir şeyler yoluna girer yani, netleşir. Bakayım bir iki ay sonra nasıl bir teklifle arayacak. Bekliyoruz bakalım. Ama şimdiden yol yaptığına göre gerçekten de artık çıkmamızı istiyor. Zaten demiş açık açık ben oturacağım, evden çıkmanız gerekiyor demiş. Böyle bakalım. Ne diyeyim, ona da canım sıkıldı. Neyse şu an iyiyim. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ev taşımaya alışkınım ama şu dönem kötü bir dönem. Ev bulunmuyor gerçekten. Hani ben zaten ara ara böyle bakarım, meraktan bakarım ama doğru bir ev yok ya. Yani olanlar da böyle saçma fiyatlarda gerçekten. Özellikle bu muhitte hep böyle 1+1 ya da eşyalı daireler var. Hani öğrenciye uygun. Biraz üniversiteye yakın olduğu için de bu muhitte bulmak da zor. Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Artık burada veda edeyim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yarın görüşürüz. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Görüşmek üzere.